Arkadaşlar merhaba. Maalesef bir orman yangını göstereyim size. Çanakkale'de hemen Çan yolunun başlangıcında bir tepelik alanda ormanlık orman yanıyor şu anda galiba. Bir yangın var. Helikopterler su taşıyorlar o bölgeye. Maalesef çok fazlasıyla şu dönemde orman yangını haberleri alıyoruz. Bakın kara bir bulut. Ve şu anda da etrafta yoğun bir kül kokusu var. Dört yol mevki burası arkadaşlar. Orman yangını biraz ileride. Karadan söndürme çalışmaları da var. İtfaiyenin araçlarını görmüştüm. Biraz bakmaya çalışalım bakalım. Jandarma yolu kapatmış arkadaşlar. İçeri giremedik ama şuradan bir yerden bakalım. Döneceğiz. Evet, makilik alan bir yanıyor şu anda. Evet, gerçekten kötü. İlerletiyor tabi biraz. Hemen Çanakkale'nin girişindeyiz arkadaşlar. Bir itfaiye aracı geldi de. Bir itfaiye aracı giriyor bakalım ama yeterli.
helikopterler çalışıyor şu anda. İki tane helikopter sürekli hareket halinde. Şurada bir göl var. Gölete giriyorlar galiba. Göletten suyu alıyorlar. Evet, çok çok acı ya. Rüzgarın şiddetiyle de biraz hareket halinde tabii alevler. Traktörler, arazözler de çalışıyor bu arada. Araç gitti ama bu ne kadar faydalı olur ki? Hiç faydalı olmaz. Yani itfaiye ekipleri maalesef yetersiz şu anda. Havadan tamam destek veriliyor da. Yani şu anda kuru otlar yanıyor ama rüzgarın etkisiyle büyüyor. Bazı ağaçlar da yanmış durumda maalesef. Buradan geliyor ta. Şuradan geliyor. Evet, müdahale ediyorlar ama. Yeniden sönmez abi, sönmez. Tutuyor arkada. Bak şimdi suyu atıyor ya, suda aşağı inerken 180 derecenin üstüne çıkıyor. Buharlaşıyor. Evet evet. Ha bak, Allah'tan şu dayı girdi. Dayı şöyle keserse iyi olur. O kesmeye çalışıyor şu anda. Traktörler biraz yolu kesmeye çalıştılar yani şey olarak. Yangını en azından tutmaya çalışıyorlar bir noktada. Ki şu ana kadar da başarılı olmuş gibi görünüyor. Ama şu arka tarafta daha orada alevler devam ediyor. Şu arka tarafta alevler devam ediyor.
Traktör çıktı, bu çıkıyor, çıkmaya çalışıyor da. Evet, sürüyor. Yine helikopterler kayboluyor. Yeniden yükseliyor. Birazcık daha çaba, birazcık daha. Şuradan da geliyor yani. Aynen, suyu bitti galiba. Yani şu kadarcık araçların nereye kullanacak ki? Yakınlarda da köy var tabi, o yüzden de tehlikeli durum. Köylerde yaşayanlar var, insanlar tedirgin şu anda. Yani şurası biraz kontrol altına alındı gibi. Evet, 3 tane helikopter var. Traktör var, bir tane itfaiye aracı var. Şu arka tarafta yine alevler yükseldi. Şurada ufak tefekler kaldı. Tabii köy de var burası. Köylülerin evleri de mevcut. Herkes bir telaş içinde şu anda. Dört yol mevkinin üzerinde bir köy. Hangi köy burası biliyor musunuz? Kemer burası. Yukarısı Kemer Köyü. Yukarısı Kemer Köyü, yakınlarında orman yangını devam ediyor. Henüz daha makinik alanlar ama bazı yerlerde de ağaçlar sıçrıyor tabii. Evet, traktörle de çalışıyorlar. Tarlaya girip çıkıyorlar, yolu kesiyorlar en azından. Bir noktaya kadar yansın, ondan sonra yanmasın diye. Bakın şurada geliyor yine. Evet, 3 tane helikopter var ama 3'ü de yok şu anda piyasada.
bir tane iniyor. Evet, şurası yine artmaya başladı. Şu kadarcık araçla girilirse suyu biter tabii ya. Ha, traktör kapatmaya başladı gerçi. İtfaiye suyu bitti gidiyor işte. O kadarcık araçta ne olur? Hasat da yapılmamış. Evet evet. Neyse biraz azaldı. Evet, şu anda buradaki yangını kontrol altına aldılar. Ama daha bazı noktalarda yer yer alevler çıkmaya devam ediyor. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Yukarıda Kemer Köyü varmış. Bazı alanların yandığı söyleniyor. Bazı hayvanlar telef olmuş maalesef. Birkaç evde sanırım hasar bırakmış. Onun haricinde çok fazla bir şey yok diye söylüyorlar. Evet, maalesef tedirgin insanlar. Köyün içine doğru gireceğiz. Çevresinde şu anda yangın tabii ki. Çanakkale'nin Çan yoluna girmeden önce 4 yol mevkii var. Oradaki Kemer Köyü'nün yakınlarındayız şu anda. Şu aşağılarda da yanan yerler var. Ufak tefek ama hani kontrol altına alınmış. Bazı yolları kapatmış tabii. Herkes de panik halinde bekliyor ama. İnsanlar tedirgin şu anda. Evet, evi falan olanlar hızla geliyorlar bu taraflara. Evet, şu sıralar yani buralarda herhangi bir problem yok. Ama
mahalle halkı şu anda ayakta, millet teyakkuz halinde. Ben şimdi geri dönüyorum. Jandarma zaten üst tarafları kapatmış, yolları geçemiyorsun. Ama daha böyle kontrol altına alınmış durumda. İlk geldiğimde daha feciydi. Yani itfaiye aracı falan da daha yeni yeni geliyordu. Helikopterler, 3 tane helikopter sürekli çalışıyor ve çalıştığı için de yani kontrol altına alındı. Evet arkadaşlar, işte yangın mevsimi böyle. Hava çok sıcak, kuru ve rüzgarda olunca yangın bayağı bir kaçınılmaz. Bakın itfaiye aracı geliyor şu anda. AFAD'ın araçları da burada. Evet, ambulanslar falan da gelir, yani geldiklerini gördüm de umarım ciddi bir olay olmaz. Olmamıştır. Evet, dumanlar şu anda Çanakkale merkez üzerinde şu anda arkadaşlar. Merkezin üzerine ulaşmış durumda. Neyse, Allah'tan büyümeden söndürüldü. Yani eğer helikopterler olmasaydı gerçekten zordu. Hani izledik hep beraber. Herkes dikkat etsin, dikkatli olsun. Kötü olaylar görmeyelim, duymayalım inşallah. Herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.